Burası hayvancılık ve tarımla uğraşan 24 bin nüfuslu bir ilçedir. Daha önce kabak çekirdeği ile ilgili çiftçi arkadaşlarımızın bir ekimi yoktu ama bu son 10 yıl içerisinde kabak çekirdeği ekimine başlamışlardır. Kabak çekirdeği ekimi de ilçemizde şu anda çok güzel bir ürün haline geldi. İlçemize çiftçilerimizin ikinci bir ürünlükten çıktı birinci derece ürün olarak çiftçilerimizin hizmetine geç, geç geçirdiler. Ancak bu ara tabii ki bizler de belediye olarak çiftçilerimizin bu kabak ile ilgili e, ne yapabiliriz düşüncesiyle bir çalışma yaptık. Başta işte kabak çekirdeği birliği kurulması, kabak çekirdeği borsasıyla ilgili yapılan çalışmaların tümünü yaptık. Borsa da şu anda devam ediyor. İnşallah onu da kuracağız. Laboratuvar ihtiyaçları vardı. Onların temin edildi. Onlar geldi. Şeker fabrikası geldi burada işbirliğiyle beraber çiftçi arkadaşlarla bir e, bu kabak çekirdeğinin daha e, verimli olabilmesi için yapmış olduğu çalışmalar var. Bu kabak çekirdeğini eken çiftçi arkadaşların tüm ihtiyaçlarının yapılmasıyla ilgili başta Sayın Milletvekilimiz Yaşar Karel abimizin ve geçmişte kaymakamlarımızın, il özel idare zamandaki arkadaşların, e, ilçe teşkilatımızın, tüm insanların bu işte emekleri var. Hepsine ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. Şu anda kabak çekirde üretimi ilçemizde çok mükemmel bir şekilde devam etmektedir. Arkamızda da görüldüğü gibi şekil alda. İkinci ürünleri de arpa, buğday gibi ürünleri var ama kabak çekirde çıktıktan sonra o ikinci dereceye düştü. Onlardan da pek ilgilenen yok gibi gözüküyor arkadaşlar da. Niye derseniz kabak çekirdeğinin yıllık ilçemize girdisi 5-6 bin tondur. Bu da 50-60 trilyon lira gibi eski paraya göre bir girdisi vardır. Onun için birinci ürün şu anda kabak çekirdeği. Tekrar ilçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin. şöyle izah edeyim. Kabak çekirdeği Türkiye'de çok önemli bir ürün. Ekonomik değeri yüksek olan bir ürün. İlçemizde de yaklaşık 15 yıldır üretiliyor. Fakat son 5 yıldır daha profesyonel üretilir hale geldi. Belediye başkanımız ve birlik arkadaşlarımızla beraber Kabak Çekirdeği Üreticiler Birliği'ni kurduk. Faaliyete geçirdik. İl Özel İdaresi laboratuvarını ilçemize kazandırdık. Peşinden çiftçilerimize ne yapabiliriz dedik ee, ve e, sözleşmeli ekim Kayseri şeker fabrikasını sözleşmeli ekim konusunda dahil ettik ve laboratuvarı da çalıştırıyorlar. Ben buradan Kayseri şeker fabrikası yönetim kurulu başkanı ve üyelerine ilçem adına çiftçilerimiz adına teşekkür ederim. Tabii ki e, bizleri gayesiyle memnun ettiniz. E, ee, Bereket TV olarak ilçemize tekrar tekrar hoş geldiniz. Şöyle izah edeyim ben kabak çekirdeği ülke genelinde 415 bin dekar üzerinde üretilen bir ürün. Bunun da 315 bin dekarı Kayseri, Nevşehir, Niğde yöresinde üretiliyor. Bu üretilen ürünün yüzde 25'lik kısmı da yani 130 bin dekarı da Tomarza'da üretiliyor. Erciyes havza bazlı bir üretim olduğu için bu konuda kısa zamanda biz bu ürünün destekleme kapsamına alınmasını istiyoruz. Şöyle ki 130 bin dekarda 5856 ton ilçemiz kabak çekirdeği üretiyor. Bu da bugünün parasıyla 5 milyar yeni parayla eski parayla 50 trilyon bir rakama hitap ediyor. Çiftçilerimiz için çok değerli bir ürün, ülkemiz için de çok değerli bir ürün. Genellikle Orta Doğu'ya ve diğer ülkelere, Rusya'ya falan ihraç olan bir ürün. Fakat şu anda biraz oralardaki karışıklıktan dolayı genellikle iç tüketimde tüketiliyor. Birliğimizi ziyaretinizde gördünüz. Uluslararası tıp adamları ve Ülkemizdeki tıp adamları kabak çekirdeğinin çok faydalı bir ürün olduğundan bahsediyorlar. Biz de ülkemize üretiyoruz, satıyoruz, kazanıyoruz da. Yani gerçekten çok önemli ve ekonomik bir ürün. Kabak çekirdeği. İşte gördüğünüz arazilerde 25 Nisan 15 Mayıs arasında ekim yapılır peşinden 15-20 gün sonra ara çapası ve sürüm yapılır. Eylül'ün 15'inden sonra da hasata başlarız. Kuruturuz, eleriz, sınıflandırırız. İç pazarda şeker fabrikasına sözleşmeli ektiğimiz kısmını ve tamamını alırlarsa vermeyi düşünüyoruz. Gerçekten onların bu işe el atmasıyla beraber bu ürün çok daha değerli hale geldi ve gelecektir. Kabak çekirdeğinde tohum olarak çerçeveli dediğimiz tohumlarımız var. Kendi ürettiklerimiz ve kadın tırnağı e, sivri olarak ürettiğimiz çekirdeklerimiz var. Biz bunların patentini aldık Türk Standartlar Enstitüsü'nden Tomarza kabak çekirdeği adına tescilini yaptırdık. Ee, bu konuda üniversiteler ve bazı kurumlar kabak çekirdeği, tohumu üretmek için çalışıyorlar. İnşallah hibrit ya da değişik tohumlardan üretirlerse üretimi daha fazla artırırız. Daha kaliteli çekirdek üretiriz. Evet bölgemizde genellikle kuru tarım yapılıyor. Yalnız kuru tarımda dekar başına 40 kilogram üretebiliyoruz biz bu çekirdekten. Son yıllarda sulu tarıma geçmiş bulunuyoruz. İlçemizde bayağı 3000 ila 5000 dekar arasında hızlı bir şekilde sulu tarıma geçildi. Buralarda tabii ki 80 ve 100 kilograma çıkabiliyor dekarına ürün ve daha kaliteli oluyor. Ekim aralığına gelince kuru tarımda genişlik 1.40 yani 1 metre 40 santim kabaklar arası 70 santime ekiyoruz. Ama sulu alanda bunu iki kat düşürüyoruz. Yani o zaman ne oluyor? 70 santime 35 santim olarak ekiyoruz ve daha kaliteli, daha iyi ürünler elde ediyoruz. O yönden de en büyük talebimiz Tomarza çiftçisi olarak Bahçecik Barajı'nın sulama olarak Tomarza'ya acilen gelmesi. Tarım Bakanlığı'nın havza bazlı üretimleri konusundaki bize ilettiği her şeye biz e, anında tepki gösteriyoruz. İşbirliği halinde çalışıyoruz. Öyle de yapmak zorundayız. Yani devletimiz bize suyu sunduğu zaman hangi ürünlerin daha ekonomik, daha kaliteli üretilirse onlara yöneleceğiz tabii Tomarza çiftçisi olarak. Bu konuda gerçekten çiftçilerimiz çok hevesli, çok dinamik genç çiftçilerimiz var. Her türlü üretimi yapmaya hazırlar. Tabii bunun yanında hayvancılıkla desteklenmesi halinde daha İyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Biz bu tohumları sınıflandırırız, eleriz. Genellikle Tomarza e, sanayisinde yapılan kabak ekim makinalarıyla ekiyoruz. Onlar mekanik oluyor genellikle. Fakat pneumatik mibzelerimiz de var. Onlarla da ekiyoruz. Havalı dediğimiz pneumatik mibzelerle sırasına e, santim olarak net şekilde ekiliyor. Gerçekten ben bu konuda çok titizim aynı zamanda ticari işler ve gübre bayiliği işleri de yaptığım için ve babadan çiftçi olduğumuz için toprağımızın hangi ürünleri nasıl yetiştirmek için hangi tür gübreleri kullanmak açısından çok önemli bir şey toprak analiz laboratuvarı. Bu laboratuvarlarda yapılan analizlerin desteğini de, desteğini de devletimiz veriyor zaten. Onun için çiftçimizin acilen topraklarını analiz ettirmesi gerekir. Benim bildiğim kadarıyla 2015 yılında Tomarza'da Kayseri Şeker Fabrikası toprak analizi olarak 3000 rakamını geçti. Hı hı. Belki de daha fazladır. Tam bilmiyorum ama bu konuyu çok önemsiyoruz. Topraklarımızı tahlil ettirerek hangi gübrelerin, hangi kimyasal ürünlerin kullanılması gerektiğini öğreniyoruz hı hı. ve çiftçimize tavsiye ediyoruz. Onlar da kullanıyorlar. Gerçekten verim artışı sağlıyorlar ülkemize de ek bir ekonomik katkı sağlıyorlar. Biz gerçekten Bereket TV'ye tekrar tekrar teşekkür ederim. Her zaman da izliyoruz bu konularda çiftçimizi bilinçlendiriyorlar görsel olarak. Biz gerçek alanda gerçek faaliyetleri yaparak kullanıyoruz. Hangi kimyasal gübreleri kullandığımızda nasıl bir fayda elde ederiz onun peşindeyiz. Gerçekten laboratuvarımızda 3 tane mühendis arkadaşımız var. Kendileri yetişmiş elemanlar Kayseri Şeker Fabrikası'nın desteğinde yaptıkları analizleri gerekirse üniversite hocalarıyla beraber yorumlayarak çiftçilerimizin hizmetine sunuyorlar. Biz Eylül ayı ortalarında kabak hasatına başlarız. En geç Kasım 20 gibi bitiririz. Bu arada da ekim yaparız. Hububat ekimi. Buğday, arpa, çavdar genellikle yöremizde bunlar ekilir bahar mevsimine döndükten sonra hem üst gübrelemesi yapılır hem de bahar ürünleri ekilir. Pancar, fasulye, fi, nohut gibi ürünler de ekiliyor. Fakat bunlar biraz az miktarda eskiye nazara. Tomarza'nın örneğin 14 köyünde kabak çekirdeği üretiliyor ve Tomarza merkezde. Diğer köylerde pek verimli olmuyor üretim. Çünkü toprak yapısı çok önemli. 14 köy ve merkezin haricindeki diğer yerlerde genellikle kuru tarım buğday, arpa, çavdar ekiliyor. E, Tomarza'nın aşağı köylerinde Zamantı ırmağının geçtiği yerlerde pancar, yonca ve diğer sulu tarım ürünleri yetiştiriliyor. Genellikle çiftçimiz bunun haricinde bu yerenin kışı 5-6 ay sürdüğü için o dönemlerde de Değişik faaliyetlerde bulunuyorlar, bir araya geliyorlar, yorum yapıyorlar. Ektiklerini, diktiklerini konuşuyorlar. Beraber oluyoruz, birlikte beraber oluyoruz, beraber çalışıyoruz. Hangi tür ürünleri ektiğimizde nasıl kazanabiliriz? Ülkemiz için bunların hesabını yapıyoruz doğrusu. Şimdi hanımefendi ben asıl mesleğim mali müşavirim. İlçemizde 80'li yıllardan itibaren tabii çocukluk dönemim hariç de 80'li yıllardan itibaren birebir tarımla ben de iştigal ediyorum kardeşimle beraber. Biz 2500 dekar bir arazi işliyoruz her yıl. Bu 2500 dekar arazinin 500 dekarı sulu, gerisi kuru. Buralarda gerçekten toprak işlemeden gübrelemeye kadar her şeyi teknik yapıyoruz. Bu sayede de tabii kaliteli tohum kaliteli sürüm, kaliteli ekim, zamanında ekim ve dikim. Ve atalarımızdan da hangi ürünü ne zaman ekme konusunda da zaman alıyoruz. Bu da çok önemli. Benim babam 16 yıl Ziraat Odası Başkanlığı yaptı. Bu ilçeye ilk Rus buğdayını getirip eken biziz. Hiç bilmezdik. Simsiyah kömür gibi bir buğday derdik ama katma değeri yüksek olan ürünmüş. Ve üre gübresi dediğim gibi yani analiz yapıldığı sürece hangi gübrenin nasıl kullanıldığını çok iyi tespit ettik. Ee, belki muadillerimize göre yüzde %10, %20 fazla verimde alıyoruz doğrusu. Allah bereket versin. Doğru zamanda doğru uygulama. Yani bu ne demektir? Toprağı zamanında sürmek, toprağı zamanında işlemek, zamanında ekmek ve yeteri kadar kilogramı oranında gübreyi ve ee, tohumu kullanmak, evet. fazla atmakla hiçbir şey olmuyor. Her şeyi teknik olarak e, gramajı tabiri caizse oranında kullanıyoruz ve mevsimine göre de gübrelemesini, bakımını, ilaçlamasını yaptıktan sonra güzel de verim alıyoruz tomarza şartlarında. Şimdi 25 Nisan 15 Mayıs arası ekim yapılır. Yaklaşık bundan 15 gün sonra da 28 Mayıs gibi bu kabağın teklemesi yapılır. Yani makineler 3 erli 5 erli ektiği için tek hale düşürmek için işçilik elle yapılması gerekiyor. Yöremizde iş gücü yetersiz olduğu için genellikle Urfa yöresinden göçerli gelen işçiler yaptırıyoruz. Otunu aldırıyoruz. Fakat teknik olarak e, ilaçlama olursa kabağa zarar vermeyip, zararlı otları yok eden ilaçlama olursa biz bunları kullanmayı düşünüyoruz. Ee, i̇lerisi içinde kabakta daha fazla verim alabilmek için devletimizden ricamız havza bazlı üretim desteğine alınması. Çünkü biz bu araziye kabak ekiyoruz destekleme alamıyoruz. Buğday ekiyoruz, desteğini alıyoruz ama kabakın desteğini alamıyoruz. Birlik aracılığıyla çiftçilerimizin yönlendirilip ekim yaptıkları alandaki miktar buğday olarak değil de kabak olarak çiftçimize ödenirse daha güzel olur. Çiftçimiz de başka şeylere yönlenmez. Gerçek ekiminin gerçek karşılığını almış olur. Çıkma dönemlerinde bazı sorunlar yaşıyoruz. Çıktıktan sonra da genellikle kök çürüğü, yaprak kararması ve çiçeğe geçtikten sonra döllenme oluyor. Onda da bir çürüme meydana geliyor. Pas hastalığı gibi falan. Biz bunları önlemek için bu bitkileri alıp ilçe tarıma götürüyoruz. Analiz yaptırıyoruz. Kayseri'ye götürüyoruz. Analiz yaptırıyoruz. Bunun sonucunda bize önerilen e, kimyasal ürünlerden kullanarak mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama yani diğer yörelerden de bazı hastalıkların gelme ihtimali oluyor aynı hayvancılık gibi çok hassas bir ürün. Korumamız, iyi çalışmamız lazım. Bununla da mücadele etmeye çalışıyoruz. Tomarza çiftçisi olarak Ahmet Heybet. Öncelikle Bereket TV'ye hoş geldiniz diyoruz. Çiftçilerimizin sesini duyurduğunuzdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İlk etapta arpa, buğday, çavdar gibi ürünler ekiyorduk. Hı Kuru tarım olduğu için Tomarza'mızda. Bu son işte 15 yıl gibi şeyde bu kabak çekirdeği üründe yaptık ve çiftçimiz için de çok güzel önemli bir ürünümüz oldu. Kabak çekirdeğine başlamasaydık belki Tomarza bu çiftçilikle ilgili e, bırakabilirdi diyebilirdik. Yani arpa buğdaydan e, hemen hemen faydalanamıyorduk yani. Hı hı. Yani pek öyle bir katkısı olmuyordu arpa buğday. Yalnız kabak çekirdeği bizim için ek bir ürün oldu ve de çiftçi için çok önemli bir ürün oldu. Hı hı. E, ve de iyi faydalanıyoruz yani memuruz, hı. çok memuruz. Evet. Ya burada devletimize özellikle yine biz buradan e, sesimizi duyurmak istiyoruz kabak çekirdeğine destek istiyoruz havza bazında havza bazında <laughs> destek istiyoruz bunu da yaparlarsa çok memnun kalırız. Artı tomarzamızda bahçecik barajı diye bir barajımız var. Tomarza sulama projesinde yalnız gecikiyor sulama işi gecikiyor her gecikken zamanda tom arzamızın çiftçisinin zararına. Bunu özellikle devlet büyüklerimize, tarım bakanımıza rica ediyoruz ki bir an evvel bu sulama tom arzamıza gelmesini. Öncelikle zaten toplulaştırma. Toplulaştırma olmadan bu iş olmaz. Öncelikle toplulaştırma olması, arkasından da arazimizin sulanmasını. Sulu tarıma geçtiğimizde de bu kabak kaba sulu olarak da yaptığımızda bunun yaklaşık üç katı gibi bir ürün alacağımıza inanıyoruz ve de bu da Ekonomimize büyük bir katkı. Ben İncirli köyünden Cengiz Uzun. Yani bir çiftçi olarak e, tabii ki yani haliyle e, tarım bakanlığımızdan özellikle yani ricamız bir de bu kırsal kesim olduğu için özellikle e, bu sulama yapabilmemiz için yani bu bahçecik Balaj dediğimiz e, sulama yerinden bölgemizin her tarafı maalesef sulanmıyor. Sulanmadığı için de enerji bakanlığımızdan ricamız yani bazı e, kırsal kesimde olduğumuz için bazı bölgelerimizde elektrik hattı çekilerek yani sulama yapmak için özellikle su kuyuları vurulmasını yani istiyoruz. Yani şu anki beklentimiz kabaktan yani çiftçi olarak çok memnunuz. Şu an 800 dekar gibi bir arazi e, kullanıyorum. Yani 400 e, dekar diyeyim. Kabak ekiyoruz 400 de arpa buğday olarak ekiyoruz. Ama e, şu anki ektiğimiz e, arpa buğdaydan zarar ediyoruz. Çünkü girdilerin yüksek olmasından dolayı ama kabaktan, e, yani kabak ekmemiş olsak çiftçilik tamamen bırakmak zorundayız. Yani kabaktan gelir düzeyimiz iyi olduğu için şu an çiftçiliğe devam ediyoruz. Yani bir de ekonom olarak da çeviriyor. Bugün e, örnek verirsek bir e, buğdayın kilosu 800 lirayken bugün çekirdeğin yani şu anki sattığımız fiyatlar 9 lira 10 lira gibi fiyatlara satıyoruz bunun da çiftçi açısından yani gelir düzeyinin çok yükseltmesi kaynaklanıyor. Yorulunca herkes e, yani arpa buğday ekeceği yere dahi kabak ekmeye başladı. Kabak ekiyoruz. Yani bu ürünü alabiliyoruz. Toprağımız aslında çok verimli toprağımız. Yani ne hangi ürünü ekersek ekelim bu ürünleri alıyoruz ama sulamadan yani zafiyetimiz en büyük kaybımız da sulama, sulama yok. Sulu tarım olduğu zaman bizim bu bölgemizdeki toprak yapısı olarak, verim olarak çok yüksek verime sahibiz. Ama kıraç olduğundan sebep buğdayda bile normalde yani suluda ektiğimiz zaman degarda diyeyim 70-80 kilo alıyoruz. Kıraç da şu anda maalesef yani çok düşük bu yani bu 3-4 katı düşük oluyor. Yani sulama olduğu takdirde hem bölgemiz için hem devletimiz için her türlü yani yüksek verim alacağımıza inanıyoruz. Bakarın ilk başladığımız mevsimlerde yani Nisan ile Mayıs arasında tarlalarımızı önce diyeyim, şeyle sürüyor, işliyoruz. Ondan sonra işte bu Ekim için bir tarlada düzleme hazırlığı yapıyoruz. Ve bunun ayrıyeten ekme makinalarımız var. Bu ekme makineleriyle de yani kaba hassas özel olarak diyeyim, yapılmış bir makinalarımız var. Bununla da yani işte kıraç olduğu için... İşte yani verimizin de düşük olmasından kaynaklı sebeplerden birisi de bu makine düzensizliğimizden kaynaklanıyor. Yani kıraç ektiğimiz için mesafesi 140 santimle 70-80 cm santim arası ekiyoruz. Sulu da bu yani %100 düşüş oluyor. Yani bu sefer de sulu tarımı işte en büyük fazla istediğimizin sebebi de bu zaten. Yani bu işte e, ee, ki Ekim dönemimizde ee, Mayıs'ın 15 ile işte 25 arasında Ekim yapıyoruz. İşte hazırlık olarak da işte tekliyoruz işte gübresini veriyoruz. İşte maalesef tabii ki yani yine de Tarım Bakanı'na teşekkür ediyoruz ama biraz daha gübre fiyatları aşağıya çekilirse çiftçi açısından yani özellikle destenme açısından, şimdi kabakta maalesef arkadaşlarımıza değindi. Şimdi destek alamıyoruz. Destek alamadığımız için de yani birçok gencimiz yani bu çiftçilikten uzaklaşmaya başladı. Yani özellikle bu işte destekleme falan verildiği takdirde çiftçimizin de yani gelir düzeyi yükselirse bu çiftçilerimiz kurbetlere gitmez. Yani kendi diyeyim yani babasının şeyinde bu çiftçiliğimiz devam eder. Biz babadan e, gördük. Babadan görme şeylerle uyguluyoruz. Yani Tarım Bakanlığından mu özellikle bu bölgede toprak yapımız çok mükemmel. Her türlü de verim alma şeyimiz var ama maalesef bilinçsiz tarım yaptığımız için yani bu verimli toprakları tamamen işleyemiyoruz. Yani özellikle arkadaşımız da bir an işte bu toprak reformunun gelip toprağın bütünleşmenin çünkü arazilerimiz çok parça yani yeteri kadar da işleyemiyoruz. Genelde arazilerimiz parçalı tamam büyük desek de e, biz dekar dekar dediğimiz mesela 10 dekar, 20 dekar, 30 dekar arazilerimiz var ama parça parça. Burada hem yakıt tabi bir sürü zararımız oluyor. Zamanlamada bir sürü zararımız oluyor. tarlalarımız, arazilerimiz toplu olduğu zaman yakıttan, zamandan, eee işleme açısından her yönünden daha çok faydalı olacak. Ama bu tabii ki olacak inanıyoruz bekliyoruz ama bir an evvel olmasını biz şey yapıyoruz. Her geçen gün bizim çiftçimizin zararına bunlar yani. Hem ekonomi olarak tabii zarar görüyoruz. Yani hem devletimize de bir katkı olur bu toplu olduğumuz zaman. Biz iyi bir, bir gelirli bir çiftçi olduğumuz zaman bize vergimizi daha kazandığımız zaman bize de vergimizi de veririz yani. Kazanırsak, kazanmazsak ne vereceğiz ya? Bizim işte sıkıntımız orada yavaş ilerlediği için bu her geçen gün bizim zararımıza olduğu dediğimiz bu işte yani bir an evvel olması. Yani hadi beş sene sonra arazi toplaştırma bu, bu beş yıl bizim kaybımız. Biz bunu istiyoruz yani bir an evvel olması. Arazilerimiz parçalı. İnşallah teşekkür ederim biz de Bereket TV'ye sesimizi duyurduğunuz için. 2011 yılında kurulmuş bir birlik olarak ama biz 2013 yılında arkadaşlarımla beraber yönetime geldik. Fes olma aşamasında onu kurtardık. Şu anda İzil İl Özel İdare'nin fes olmasıyla birlikte önceden yapmış olduğu çalışmalarda 12 tane dükkan, bir tane oturma salonumuz, bir tane laboratuvarımız, eleme salonlarımız bunları bize 25 yıllığına köye hizmet götürme birliğinden devraldık. Bu süre zarfında biz ne yaptık? Tomarza'daki esnaf arkadaşlarımızı buyur ettik. Dükkanları onlara kiraya verdik. Yani çekirdeğin hem de bir pazar olsun. Yani borsa gibi görünen güzel bir borsamız olsun diye düşündük. Bu süre zarfında biz dükkanları kiraya verdik. Ee, sonradan dedik ki ya biz başka ne yapabiliriz? İşte çekirdeğimizi e, eleme ünitesini kurabilir miyiz diye yaptık. Eleme ünitesini kurduk birlik olarak. Ondan sonra dedik ki ne ihtiyacı var çiftçimizin? Toprak analiz laboratuvarına ihtiyacı var dedik. Bunu sağolsun işte il özel ilarenin kapanmasıyla boşalan toprak analiz laboratuvarını Kayseri'den buraya getirdik. Bize devrettiler. O süre zarfında biz işte iki mühendis bir yardımcı eleman aldık. Bir yıl üzeri biz çalıştırdık. İnsanlar işte köy köy her akşam bir köy ziyaretine gittik. Toprak analizi nasıl yapılır işte analiz yaptırırlarsa nasıl karlar olur işte o zaman destekleme vardı yani. Diyorduk ki evet. işte ya devlet size destek verir boş yere hem paranızı alın hem tarlaya boş yere güpre atmayın. Tohumu bilerek yaparsınız güpreyi bilerek yaparsınız diye. Her akşam köy toplantılarına gittik. İnsanları biraz bilinçlendirdik. Birliğimizi tanıttık. Bu süre zarfında işte biz o iki mühendisimizi maaşını hiçbir gelirimiz yokken bu analiz yaptırarak işte üye aidatı toplayarak bir yıl götürdük. Sonuçta ne yaparız diye bir çıkış yol aradık. Şeker fabrikası genel müdürüyle bir işte o neticeye varmadan önce biz bir kabak çalıştayı yaptık Kayseri'de. İl Tarım Müdürlüğü nezdinde Ankara Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Bolu'dan birkaç üniversitenin birleşip kabak çekirdeğinin tohumunun üretilmesi, hastalıkları, şunu bunu bir çalıştayı, üç gün boyunca bir çalış çalıştay yapıldı. Ve çiftçilerle diyalog içinde işte nasıl bir ekim yapılır, nasıl bir pazarlanır biliyorsunuz yani kabak çekirdeğinin pazarlamasında da sorun var. Arkadaşlarımız hani pazar sorunumuz yok dediler ama çok büyük bir sorunumuz var. O da nasıl? Şimdi bizim burada işte Nevşehir'den başka yerden insanlar geliyor. Tomarza kabak çekirdeğini Nevşehir kabak çiçirdeye diye götürüyorlar, orada satıyorlar. Ama biz dedik ki, biz bunu ne yapalım? Burada bir sponsor bulalım. Ee, biz Kayseri şeker fabrikasına ziyarete gittiğimizde, orada derler ki, biz ikinci alternatif bir ürün düşünüyoruz. Biz dedik ki, tamam, bizde çok güzel bir ürün var, kabak çiçirde ve de çok güzel şey de elde verim de elde ediyoruz dedik. Onlarla giden sene bir ön anlaşma yaptık. Bu süre zarfında dedik ki ya biz işte laboratuvarda işçilerimizin şeyini yapamıyoruz. Bize biraz destek olun. Onlarda ki öyle olmaz da devir usulüyle işçilerimiz de onlara devrettik. Oranın işçisi oldular. Mühendislerimiz onlara verdik. Şimdi çok güzel. Bu ara giden sene tam 250-300 ton çekirdek çiftçimizden kabak çekirdeğini Kayseri Çeker Fabrikası'na aldırdık. Ve de biraz rahatlık 5000 bin lirayla 6000 lira arasında söylenirken biz 8.250 lira taban fiyat 10 milyon 10 lira yüksek fiyatla belirledik. Tabi çekirdeğin durumuna göre, kalitesine göre. Evet, yani çiftçimizi dışarıdaki şeye boğdurmamak tabiri caizse yani ezdirmemek anlamında söylüyorum. Ya yani bu şekilde şey yaptık. Güzel bir başlangıç oldu. Bu sene de onlarla ne yaptık? 110 tane çiftçimizle tohumunu verdik. Yani Kayseri şekerle ortaklaşa anlaşmamız üzerine kendi üyemizin ve onlara üye yapmak şartıyla Kayseri üye şartıyla 110 tane çiftçimizi çekirdeğini verdik, gübresini verdik. Bu süre zarfında da işte çıkacak olan 110 120 ton çekirdeğin şu anda hazırda alıcısı mevcut. Elbette yani şimdi şöyle su olursa diyelim ki dekar başına 40 kilo alırken dekar başına 120 kilo 130 kilo anlıyor. Al, biz ben mesela Kale köyünde ekim yapıyorum orada ırmaktan sulama yapıyoruz. Biz e, 10 yıldan beri kaba suluyoruz. Yani ilk öncülerinden biri bizdik sulamada. Evet. E, yani burada tomurza 40 kilo alırken biz orada 70, 80, 100 kilo alıyoruz. Yani öyle olunca iki katı. Hatta biz mesela orada da ekerken aynı şekilde ekiyorduk ama bu seneki buradaki arkadaşlarımız, kuyu vuran arkadaşlarımız biraz daha nasıl sulu ekme geçiş yaptılar. Sıra aralarını küçülttüler. Tabi adetler yani döl, lem olayı daha çuvaldı. Verim daha yüksek yani en az 100, 120 kilo alırlar dekarda diye düşünüyorum. Çünkü bizim buralar gerçekten evleniyor. Kızına diyor veriyor. O evleniyor oğluna diyor veriyor. Ana baba yani böyle şey böyle şey tarlalar küçük küçük kaldı. Çiftçinin de zaten burada zaten en büyük şeyi mazotun kaybı. Tohumun çünkü niye diyelim ki 5 dekar burada yeri var. 10 dekar bir başka yerde var. 20 dekar bir başka yerde var. Dolanıyor yani. Öyle olunca mazot alıyor başını gidiyor. Ee, arkadaşlarım biraz önce sizinle konuşarken ben dinledim. Siz sormuştunuz işte kabak çekirdeği olmasaydı, kabak olmasaydı çiftçilik yapar mıydınız diye. Ben zannediyorum ki bizim Tomarza'mızda kabak çekirdeği olmadığı müddet olmasın herhalde bir 50 tane çiftçimiz ayakta kalır. O da babasının servetiyle ayakta kalır. Yoksa diğer çiftçilerin hiçbir ayakta kalmaz. Çünkü gübrenin girdisi yüksek, mazodun girdisi yüksek, tohumun girdisi yüksek ama... Sonuçta şey yaptığı zaman kaç yıldan beri aynı fiyatta duruyor buğdayın fiyatı, arpanın fiyatı öyle olunca da çiftçilerimiz gerçekten mağdur durumda. Ama Cenab-ı Allah'ın bize bir lütfu, RGS Dağı'nın bir lütfu, oranın işte patlamasıyla oluşan tüflü topraklar bize burada bu kaba yani şey yaptı. Tomarzamızın 45-50'ye yakın mahallesi var herhalde. 50 zannedersem 50-55 köyü var. Orada sadece 14 köyünde biz bunu şey yapıyoruz. Diğer köylerde olmuyor. Yani 14 köyümüzde kabakla uğraşıyoruz. Ee, bizim burada birliğimizi kurduktan sonra develi, talas, çiftçilerinden de üye yaptık. Yani biz bu birliğimizi işte sade Tomarz olarak Hay, değil de Kayseri de. olarak yani İç Anadolu'nun bir birliği olarak düşün, büyütmeye çalışıyoruz. Ya korkmayız. Niye çiftçimiz kazanırsa biz her zaman onların zaten biz onların öncüsüyüz. Onların yani yardımcısı olmaya çalışıyoruz yani. Biz onların hizmetindeyiz. Onlar ne kadar para kazanırsa biz o kadar memnunuz. İlle ki çünkü bunun getirisi çok güzel. Yani işçiliği çok az. Maliyeti düşük ama getirisi yüksek. Yani zaten biraz önce ben ne dedim? Buğdayda, arpada girdi yüksek. Maliyet düş, şey o, düşük veya yüksek. Öyle olduğu zaman çiftçi kazanmıyor. Ama kabak da öyle değil. Maliyeti düşük, kazancı büyük. Yani bizim çiftçilerimizin şu anda ben şahsen 2-3 tane traktörüm var. Arkadaşlarımızın 2-3 traktörü var. Bunu biz kabaktan kazandık. Yoksa öbür türlü olmuş olsa da hiçbirimiz bir şey kazanmaz. Hı. Doğruya doğru söyleyelim yani. Çünkü kabak bizim veli nimetimiz yani. Olmazsa olmazımız. Siz de bekleyeceğiz tabii. Hı. Şimdi zaten ek Eylül'ün 15'inde falan biz başlıyoruz bu hasata. Bizim e, kabak üreticiler birliğine 472 üye ama şu anda 1500-2000 kişi aile yani çiftçi bu işi yapıyor ama daha bize üye olmadılar. Onların da bize üye olmasını, bize katkı sağlamasını istiyoruz. Biz de bizler de onların için uğraşıyoruz. Onlar için mücadele veriyoruz. biz ne kadar büyürsek, yücelirsek onlar da büyür yücelir, atlarını duyururlar. Yani bizim yani kendimiz için istediğimiz bir şey yok. Kabak rüçeler için istiyoruz. Onların da bizlere destek vermesini istiyoruz. Aynı zamanda ben yine tekrar e, Devlet büyüklerimize, Tarım Bakanımızdan tek isteğim bizim bu kabak üret şeyini Erciyes havza bazında üstüne basarak söylüyorum. Erciyes havza bazında destek istiyoruz. Niye dersen Türkiye genelinde Kayseri'nin %20'sini, %20'sini Kayseri karşılıyor Türkiye'nin. Biz de %70 Kayseri'nin %70'ini karşılıyoruz. Öyle onun çok büyük bir şey yani Tomarza.